1938 yılında Lefkoşa'da doğan Vehbi Zeki Serter, 1961 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetini müteakip tarih öğretmeni, Eğitim Bakanlığı'nda tarih müfettişi, baş müfettiş ve teftiş dairesi müdürü olarak görev yapan Serter, 1972 yılında Ankara Üniversitesi'nden tarih doktoru unvanını kazandı. Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi, Atatürk ve Kıbrıs Sorunu hakkında yayımlanmış eserleri bulunan Serter, Kıbrıs Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevinde de bulundu. 1985, 1990, 1993 ve 1998 genel seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nden Lefkoşa Milletvekili seçilen Serter, Meclis Başkan Yardımcılığı ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu. Lefke Avrupa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hüseyin Oğuz. Hüseyin Bey, Lefke Avrupa Üniversitesi'nde de tabii siyaset hayatından sonra görev yapmıştı Vehbi Zeki Serter. Önemli bir devlet adamıydı, önemli bir tarihçi, siyasetçiydi. Bugün son yolculuğuna uğurluyoruz. Neler söylemek istersiniz? Mesai arkadaşlığı yaptınız birlikte. Hepimizin başı sağ olsun. Çok değerli hocamızı kaybetmekten dolayı çok üzüntülüyüz. Değerli hocam çok mütevazi, alçak gönüllü, öğrencileriyle iletişimleri çok iyi olan ve bize çok büyük hizmetleri olan değerli bir hocamızdı. Acımız büyüktür, sonsuzdur. Kaybetmekten dolayı büyük üzüntü duymaktayız. Öğrencilerimiz aynı şekilde duygularını ifade ettiler bizlere. Yani söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Şöyle bir şey sorayım ben. Tüm gelen röportajı yaptığımız tüm konuklarımız aslında Vehbi Zeki Serter'in çok güler yüzlü, çok güzel karakterli bir insan olduğunu, tabii ki biz de tabii Kıbrıs Türk halkı da bunu biliyordu. Öğrencileriyle nasıldı? Onlara da böyle sevgiyle mi yaklaşıyordu? Siz daha iyi biliyorsunuz. Tabii. Yani karıncayı incitmeyen bir karakteri vardı hocamızın. Yani bir asil duruşu. Çok alçak gönüllü, yani özgeçmişine baktığınız zaman bu özgeçmişiyle orantılı bir şekilde çok alçak gönüllü, yüksek olan bir hocamız. Öğrencilerle iletişimi de çok iyiydi. Öğrenciler çok candan, her türlü sorunlarında yanlarında olan bir hocamızdı. Benim gözlemlerim bu sürede, dekanlığı yaptığım Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığı süresince gözlemlerim çok olumlu. Çok teşekkür ediyoruz. Başımız sağ olsun sağ tekrardan. Çok teşekkürler. Evet, şu an yanımızda bir başka konuğumuz var. Öncelikle isminizi alabilir miyiz? Lefke Avrupa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı, Yardımcı Doçent Doktor İhsan Tayhani. Evet. Sayın büyüğümle 7 yıldır, rahmetli büyüğümle 7 yıldır birlikte çalışıyorum. Acımız büyük, çok büyük, çok büyük. Anlatılması zor. Sayın Serter kuşkusuz öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk toplumu için ama arkasından da ailesi, değerli ailesi benim için çok büyük bir kayıp. Saygıdeğer hocamı böyle bir günde çok sınırlı dakikalarda anlatmamız olanaksız ama o mütevazı kişiliğiyle, bilgi birikimi ve donanımıyla benim çevremin çok yararlandığı bir değerdi. Biz büyük bir değerimizi yitirdik. Her şeyden evvel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sürecine gelmeden önce Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi'nde sessiz simgelerden biri olduğunu söyleyebilirim. Bunu çok iyi biliyorum. Benimle çok şey paylaşmıştır ama kameralardan kaçmıştır her zaman. Fakat bana röportajlar vermiştir. Bu verdiği röportajları da acizane kitap olarak, kitabımda bölümler olarak yer verdim. Şu anda onlar kalıcı oldu. Ama hatırlarınızda yaşattınız aslında tabii, bir nevi Vehbi Zeki Serter. Henüz daha yazmadığımız, yazamadığımız çok şey var kuşkusuz. Orada her şeyden evvel bugünkü seremonilerde pek dile getirilmedi tören sırasında. 1959'da TMT'ye girmiştir. Türk Mukavemet Teşkilatı üyelerinden birisidir. Öncelikli isimlerinden birisidir.
Arkasından 1974 Mutlu Barış Harekatı'nda son derece önemli görevler üstlenmiştir. Yani Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi'nde önemli bir kimliktir, kişiliktir. Ama hep onu perdelemiştir, ön plana asla çıkarmamıştır. Onun dışında tabii ben şöyle diyorum, Kıbrıs bir beyefendisini yitirdi. Gerçekten öyle. Aynı zamanda bir dürüstlük abidesiydi o. Bilgi birikim, donanım zaten eserleri hep referans toplamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne olağanüstü bir sevgi beslediğini biliyorum. Fakültede bizim derslerinin olduğu günlerde görüşmediğimiz saat yoktur, an yoktur. Mutlaka bir biçimde ülke gündemini değerlendirmişizdir. Hem Türkiye gündemini hem Kıbrıs gündemini değerlendirmişizdir. Bu değerlendirmelerde daima Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ayrı bir parantez açmıştır. Bugün ben tabii çok üzüntülüyüm. Kederimiz, acımız çok büyük ama bir parça da böyle bir şey hissediyorum. Yani sanki ona yapılan bu görev, üst düzeyde bu görev, tabii layık olduğu bir görev, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hele üst düzeyde temsil edilmesi ve onun için bu törenin hazırlanmış olması onun ruhuna ulaştı diye düşünüyorum. Onu mutlu kıldı diye düşünüyorum öteki alemde. O yüzden bir parça belki iç huzuru duyduğumu söyleyebilirim. Hocamı sınırlı dakikalarda anlatmak olanaksız. Hepimizin başı sağ olsun. Kıbrıs Türk toplumunun başı sağ olsun. Kederli ailesine, Kıbrıs Türk toplumuna ve aynı zamanda akademik çevrelere ben başsağlığı diliyorum. Tanrı'dan kendisine rahmet diliyorum. Işık içinde kalsın. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Başımız sağ olsun.